Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'den Kim Jong-un'a mektup, işbirliği mesajı, Kuzey Kore Devlet Medyası KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ile Pyongyang arasında daha güçlü ilişki kurulması çağrısında bulunduğunu duyurdu. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta, Rusya ve Kuzey Kore'nin ikili yapıcı ilişkileri geliştirmesi gerektiğini yazdığı aktarıldı. Rusya lideri mektubunda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Kore ve Kuzeydoğu Asya'da güvenlik ve istikrarı artırmaya yardımcı olacağını ifade etti. Reuters, mektubun 15 Ağustos'ta kutlanan Kore Kurtuluş Günü için gönderildiğini aktardı. Kim'in Putin'e yanıt olarak gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla kurulduğunu belirterek, bu stratejik ve taktiksel işbirliği, iki ülke arasındaki destek ve dayanışma o günden bu yana düşman askeri kuvvetlerin tehdit ve tedariklerini engelleyecek yeni bir seviyeye çıktığı yazdığı aktarıldı. Kore'nin 2. Dünya Savaşı'nda yenilen Japonya'dan bağımsızlığını kazandığı gün, Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Mektupta düşman kuvvetleri için ülke ismi verilmemiş olsa da, Kuzey Kore'de bu terim genellikle ABD ve müttefiklerini işaret etmek için kullanılıyor. Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un'un Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin büyümeye devam edeceği yanıtını verdiğini belirtti. İki ülke liderleri, Kim'in 2019'daki Rusya ziyaretinde işbirliği anlaşması imzalamıştı. Ayrıca Kuzey Kore Temmuz ayında Ukrayna'daki iki Rusya yanlısı ayrılıkça bölgede tek taraflı olarak ilan edilen halk cumhuriyetlerini de tanıdığını ilan etmişti. Reuters'un aktardığına göre Kuzey Koreli yetkililer Donetsk ve Luhansk'a yeniden inşa ve diğer alanlarda yardımcı olmak üzere insan gücü gönderebileceklerinin de işaretini vermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.